Çok önemli bir konu, çok önemli bir uyarı. İstanbul'da evet. Deprem. Hep 6 Şubat depremlerinin 6. Tekrar aklımıza geliyor. Hep unutuyoruz. Depremlerin de 6. ayı neredeyse yaklaştı. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki diyor ki 7 büyüklüğündeki bir depremde evet. 600 bin daire yerle yeksan olur. İstanbul koca bir hapishaneye döner. Diyor evet. ki hızlı dönüşüm için İstanbul'a özel bir yasa çalışması yapıyoruz. Meclisin açılmasını beklemeden bir iki içinde olağanüstü toplanmayı planlıyoruz diyor. Şimdi yani, bu çok önemli bir sorun. Yıllar boyu üzerine eklenerek hı. gelişmiş bir sorun. İstanbul gibi bir yer. Nasıl yani bu Şubat dönüşüm depreminden beri hatırlarsan aslında zaman zaman buna benzer yani raporlar, tespitler ve hatta 99 depreminden bu yana yapılır. Tabii çok zor bir zamandayız. Sebebi de şu, yani her şey çok daha iyi olduğu dönemlerde, yani işte konut kredi faizlerinin tek haneye düştüğü, hatta birinin altına düştüğü, ne bileyim, finansmanın daha ucuz olduğu, işte işçilik maliyetlerinin, hatta ham madde maliyetlerinin daha makul olduğu, arsa fiyatlarının bile daha ucuz olduğu bir dönemi biz aslında yeni konut yaparak geçirdik. Yani bu bahsettiğim dönem hep markalı konutlar falan diyoruz ama hep aslında yeni arazilere, yani dönüşümden ziyade yeni imara açılmış ya da sıfırdan böyle boş arazilere biz böyle gayet lüks diyebileceğimiz falan konutlar yaparak geçirdik. Öyle olunca tabii dönüşümün gerçekten ihtiyaç olduğu, İstanbul'un her iki yakasında da var bunlar. 30-40 yıllık binaları unuttuk ve mahalleleri hatta unuttuk yani. Kentsel şimdi, dönüşümün yapıldığı mahalleler de sanki daha böyle çok ihtiyacı olan değil de... Hayır, prim yapacak yerler. Evet, daha yani, lüks diye tanımlayabileceğimiz tabii, çünkü mahalleler. Orada kentsel dönüşüm, çünkü aslında bir anda şöyle oluyor. Yani o adı kentsel dönüşüm. Hı-hı. Yoksa siz işte hadi mi verelim ismini, yani Kadıköy'de ev değiştiriyorsanız. Yani oradaki zaten oturanın bir şekilde bir hani varlığı var ve üstüne bir şey koyuyor. Hani aslında evini bir değil de üçe çıkarıyor fiyatını. Hı-hı. Yani bulunduğu bölgede aslında evini kuvvetlendiriyor. O da çok güzel bir şey ama diğer taraftan da bölgenin cazibesini korumak için. Yani buraya da mesela müteahhitler de buraya ilgileniyorlar. Çünkü daha kolay satabilirim diye düşünüyor. Yoksa İstanbul'un daha dar gelirli semtlerinde hani ben yapmaya kalksa belki işte o kadar şey olmayacak falan. Şimdi dolayısıyla ama bu tabii kamu tarafından yönetilmesi gereken bir şey. Umarım meclis hani açıldıktan sonra bir çalışma bahsediliyor ya, umarım bu sefer hani çok zor, onu söyleyeyim. Neden zor? Çünkü bugün biz zaten Şubat depremi sonrasındaki bölgede inşaat yapmaya çalışıyoruz ve burada makineler burada, çalışanlar burada, yani yeni binalar yapmaya çalışıyorlar ve burada işte ciddi şekilde arttığı ifade ediliyor maliyetlerin. Nasıl olacak? Yani özel sektörün bir takım şeyleri var. Bu özel bir yasa çalışması derken yani sizce neler ön plana çıkabilir? Nasıl bir çalışma? Yani şimdi burada özel sektör diyor ki bize siz bedelsiz, yani burada arsa payı kimi inşaatlarda işte yerine göre %70'e çıktığı ifade ediliyor toplam içindeki payı. Kimi yerlerde %50 deniyor. Yani arsanın maliyeti toplam inşaat maliyeti içerisinde her şeyin içinde. Şimdi tabii yüksek rakamlar bunlar. Yani 100 lira diyelim bir ev, 50 lirası arsaysa çok yüksek. Bu çok daha düşük olması lazım. Yani onlar 20'ler 25'ler gibi ya, hatta 25 bile fazla yani. Buralarda olması lazım ki siz daha fazla inşaat yapabilirsiniz. Fakat da bizde bu rant bir şekilde yıllar itibariyle geliştiği için buralardaki arsa fiyatları çok yükseldi ve yani siz yıkıp yapsanız bile arsa değeri var, yüksek. Özel sektör diyor ki biz işte hazine arazileri üzerinden bize sıfır maliyetli hazine arazilerini, yani işte bununla ilgili GİÖ'leri var, işte konutları var, çeşitli dernekler var, öneri paketleri açıklıyorlar. Onlar diyorlar ki bize siz kamu arazisi tahsis edin. Biz buralarda sıfır maliyetle inşaatları yapıp satalım. Sonra buradaki işte evleri oraya taşıyalım, orayı sonra yapalım falan gibi böyle bir taşımalı bir yöntemden bahsediyorlar. Hani ancak öyle hani satın alınabilir bir ev yapabiliriz diyorlar işte arazilerde. Fakat ama da, ne oluyor? Şehir merkezindeki insanı taşıyorsunuz evet. Şehir İstanbul'da. Oradaki işte bu sorun da bu yani. Ben doğma büyüme Kadıköy'lüyüm. Fikirtepe sürecini de çok yakından izleme şansı yakaladım. Evet, çok ciddi orada itilaflar yaşandı. Yani 6 yıl, 7 yıl ev bekleyenler, çıkmayanlar, müteahhitlerle sorun yaşayanlar. Şimdi şehrin merkezinde olan, evi olan bir insan da gidip çok şehrin dışında bir yerde oturmak istemez. Bu hem yol, iş, aile yaşantısı düşünüldüğünde seni çok dezavantajlı duruma düşüren bir durum. Evet. Hem yatırım açısından da. Tabii tabii. Yani burada hem konut sahibini teşvik etmeniz lazım. Yani maddi olarak ki
Hani o iki senede ise iki sene, bir buçuk sene onu finanse etmeniz lazım ve bulunduğu iş yerine yakınlığını uzaklaştığınız zaman başka maliyetlere çıkıyor ya da ailesine bağımlı olabiliyor bazı konularda. Dolayısıyla hani örneğin çocuğu oluyor, o çocuğun annesi bakıyor vesaire. Yani siz bunu hadi git deyince şuraya, şimdi o çocuğa kim bakacak oluyor? Bu sefer o kişi işinden oluyor falan gibi. Yani hayatın gerçekleri içerisinde... Tabii akrabalar belirli bir yere aynı şekilde yerleşmiş oluyor. Hayatın gerçekleri içerisinde bazı kısıtlar vardır. Yani tabii. Bu kısıtları siz yani esnettiğiniz, yani değiştirdiğiniz zaman sorun çıkarıyor. Şimdi tabii yani bu bir açmaz ama akla ilk gelen şey bu tabii. Yani hı hı. Özel sektörde akla ilk gelen şey tamam ben düz araziye yapayım işte ondan sonra vereyim falan diyor ama bu çözüm değil gibi görünüyor. Ben daha çok burada aslında konut sahiplerinin desteklenmesi gerektiğini yani işin bugüne kadar müteahhitlerin desteklenmesi kısmını yaptık, denedik. Desteklenmesi derken kira olarak mı? Hem kira nasıl? Ama şöyle hem de siz ya da ev bulundan ziyade devlet biraz orada elini koymalı ve bir süre için bölge içerisindeki kiralıkları tahsis edebilmeli. Gerekirse nasıl depremde dedi ya yani ben veriyorum kiranın şu kadarını diye. Yani depremzedeler için gittikleri illerde diye benzer bir model geliştirmek gerekiyor. O kişileri yani bu şekilde ikna edebilirsiniz ve şu oldu mu sıkıntı oluyor siz diyorsunuz ya tamam daire küçülecek biraz şimdi daire çok küçüldüğü zaman bu aile yani sonuçta tabii. Yani bir daire daha istiyor yok öyle değil yani bazen de 90 metrekare oluyor 50 metrekare yani üstüne para vermezseniz 50 metrekare olacak deniyor şimdi bu da olmaz yani 3 kişilik bir aile 4 kişilik bir aile düşün yani ne yapsın yani şeye tayna o zaman girsin yani o zaman tabii. Da işin mantığına aykırı bu tabii, şimdi bunları engellemeniz gerekiyor tercih içinde bırakıyorsunuz. Yani güvenliğiniz mi? Yok öyle yoksa, bir şey. Yani evet. Yani bir kere... Bu zorunlu bir tercih. Valla malcanın yongasıdır diye bir laf var biliyorsun. Evet. Maalesef aslında çok şey olmasa bile. Yani doğruluğunu kabul etmesek bile zaman zaman. Böyle bir laf var. Yani bunu unutmayalım. Bazı şeyler o kadar da değil. İnsanlar tamam farkındalar ve bu korkuyla yaşıyorlar. Ama bunu suratına vurarak insanların pazarlık aracı haline getiremezsiniz. Evet. Burada tamamen ikna etmeniz ve iknayı da şu değil yani olmayacak bir şartla ikna etmekten bahsetmiyorum. Devlet bu işe göz yumdu mu yumdu. Bu devlet diyorum çünkü hükümet demiyorum. Yani bunu uzun yıllarca Türkiye'de bu işe göz yumuldu. Yani 99 sonrasında bile yeteri kadar bazı konularda eksiklerimiz var adım atamadık. Öyle olduğu için de yani devlet olarak kabahatimizi bilip bu konuda bu yapılaşmaya izin verdiğimiz için bütün hükümetlerden bahsediyorum. Burada gereken yükü üstlenmek zorundalar. Bunu da toplumun bütün kesimi. Yani sanmayalım. Ben İstanbul'da oturmuyorum. Olur mu canım? İstanbul'da köprü yapılıyor. Faturası size de geliyor. Yani geçseniz de geçmeseniz de. Bu Türkiye'nin varlığı. İstanbul'daki evi ben mi yapacağım? Hayır. O değil. Yine buradaki ekonomi dönmese Türkiye'nin birçok yerinde sıkıntılar yaşanır. Ya bu ayrıcalıklılık değil. Ama buradaki durumu düzeltmezsek Türkiye'nin geneline sirayet edecek bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. Yani bütün tüketim çünkü veya ekonomi bu Marmara bölgesinde dolaşıyor maalesef. Keşke yaygınlaştırabilseydik. Tam da onu soracaktım. Evet. Yani 600 binden bahsediyoruz. İstanbul evet. Gibi hı-hı. Bir mega kent. Yani Türkiye'nin kalbi. Evet. Ekonomik açısından. Hapishaneye döner ifadesi. Türk ekonomisi açısından ne ifade? Yani, hapishaneye dönüyorsa yine bir de nebze. Yani başka bir şey dönerse daha da korkutucu. Dolayısıyla hani açıkçası yani bu tabii bunlar aslında çok böyle ince rakamlar. Çok daha yüksek haneleri etkileyebileceği ifade ediliyor onu söyleyeyim. Yani ama diyorum ya bence korkut ya bunu artık rakamlarla korkutma safhasından geçmiş olmamız lazım artık. Herkes neyin olduğunu farkında zaten. Emin ol ki yani evlerinde oturup büyük hani işte bir kaygı yaşıyorlar ama çıkmaz içinde insanlar zaten. Şimdi problem yani sizin yasa çıkarıp çıkarmamanız değil. Bunun yolu belli zaten. Yani belli şeyleri var, çözümleri var. Geçmişte de yaptığımız hatalar yapmayarak, mesela Zeytinburnu'nda hata yaptık geçmişte. İşte oradaki evde tuttuk ta böyle 30 km öteye gönderdik falan insanları. Bulundukları yerde dönüşümü sağlayabilecek finansman koşullarını koyup devlet olarak üstlenmemiz gerekiyor. Yoksa olmaz bu iş. Yani insanlar 1,5 yıl sonra aynı koşullardaki evlerine oturacaklarını bilirlerse o evden çıkıp yani şartlarını zorlarlar. Evet. Ama öbür türlü ben geleceğim işte evimin yarısı ufalacak bir odam gidecek. Ya böyle olmaz. Hani öyle yapamazsınız. Hep şu deniyor ama daha sağlam bir ev. Ya anladım da yani sağlamlık başka bir şey. Evin içinde huzur içinde yaşamak başka bir şey. Yani siz 4-5 kişilik bir aileyi 50 metrekareye sığdıramazsınız. Yani olmaz. Hani bunları
yapıyoruz ama bu kadar yapıyoruz da ikna edemezsiniz insanları. Bundan vazgeçmemiz lazım. Bizim samimi olmamız lazım bu konuda. Yani yine para kazanılır. Yani yine bunu yapacak işletmeler para kazanırlar. Yeter ki hani biraz yani kentsel dönüşüm bir rant ve pazar haline gelmemeli. Onu demek istiyorum aslında. Yani bu gerçekten sosyal sorumluluk haline gelmeli. Yoksa hani bu bir konut projesi değil. Bu tamamen Türkiye'nin geleceğini inşa etmek. Başka bir şey değil yani. Gerçekten geleceğini, real olarak. Açık evet. Söylemek gerekirse. Evet, bakalım nasıl bir yasa yani olacak, bekliyorum, ne çok göreceğiz. Merak ediyoruz. Evet, onun da muhtemelen evet, üzerine de zaten detaylı konuşuruz, bir şekilde evet. Konuşuruz.